Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. İstihdam seferberliğinde ikinci faz atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır katı atık projesine ilk destek veren il Aksaray oldu. Evden iş yaparak ek gelir elde etmek, ek kazanç sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen hanımlar, Aksaray Belediyesi, İşkur ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt koordinesinde başlayan pul boncuk dikiş kursunda sertifika almak için çalışıyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde açılan kursta 25 kadın, işbaşı eğitim programı kapsamında meslek dalında deneyim kazanmaları için kurs görüyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihdam Seferberliği çağrısı doğrultusunda işsizliğin azalması ve istihdamın arttırılması konusunda birçok projeye imza atan Aksaray Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadın Koordinasyon Merkezi'nde pul boncuk dikişi kursunda 25 kadın hem yepyeni bir meslek öğreniyor hem de kurs programına göre İşkur tarafından eğitim süresi boyunca sağlık sigortaları yatıyor, kursiyer zaruri gideri olarak günlük 25 lira üzerinden hesaplanan para ay sonunda hesaplarına yatırılıyor. Kursiyer hanımlar meslek edindirme kursunda işi öğrenirken sıfır katı atık projesi kapsamında da ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Aksaray Belediyesi ve İşkur'un ortaklaşa bir projesini devam ettiriyoruz. 25 tane öğrencimiz var. Pul boncuk dikişleri kursu adı altında. Bu 25 tane öğrencimizin günlük 25 TL bir cep harçlıkları oluyor. Aynı zamanda evden getirdikleri işleri değerlendiriyoruz tekrar. Şöyle bir şey var, eski gömleğimizin yakasını alaraktan kazağımıza monte ettik. Aynı zamanda şöyle bir ayakkabımız var, evde giyilen bir ayakkabılar. Bunları tekrar pul boncuk işlemeler yapılarak değerlendirdik. Şöyle bir pantolonlarımız var. Pantolonları tekrar değerlendirmeye aldık. Kursumuz 2017 Aralık 26 Aralık'ta başladı. 16 Mart'ta bitecek. Kursumuzun asıl amacı evdeki eski eşyalarımızı, giysilerimizi tekrar geri dönüşüm olarak tekrar kazanmaktır. Kadınlarımıza yeni bir istihdam açılacaktır. Daha önce evde oturan bir bayandım. Böyle bir kurs açıldığını duydum. Çok sevindim. Ben de gidebilirim, ben de yapabilirim dedim. Belediye başkanına çok teşekkür ederim bu kursta bütün emeği geçenlere. Çok teşekkür ederim. Vaktim çok güzel geçiyor. Yani daha da olsa giderim, çok memnunum. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Belediye başkanımız ve Hasibe Hanım'a çok teşekkür ederiz böyle bir kurs sundukları için. Böyle bir iş imkanı verdikleri için bize, ev hanımlarımız boş duracağı yerde burada gelip bir iş imkanları sağlıyorlar kendilerine. Her şeyimiz, günümüz çok güzel geçiyor ve ileride sertifikamızı alıp altın bileğimizi takacağız inşallah. Herkesten bize bir iş imkanları sunmasını bekleriz. Merhaba, öncelikle belediye başkanımıza, Hasibe Hanım'a bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi pul boncuk üzerine atölyemizde çalışıyoruz. Böyle bir iş imkanı için tekrar teşekkür ediyoruz. Kurs bitiminde 3 ay sertifikamızı alıp bize iş imkanı vermelerini istiyoruz. Güzel yani bu proje sundukları için tekrar teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi olağan Şubat ayı meclis toplantısı belediye başkanlık binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda bir önceki ayda alınan kararların özeti okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra gündeme alınan maddeler sırayla görüşülmeye açıldı. Aksaray Belediyesi birim müdürlüklerinden Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nden meclise havale edilen teklifler görüşmeye açıldı.
Görüşmeye açılan bazı tekliflerle ilgili komisyonlara havalesi meclisin onayına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Aksaray Belediyesi toplumda kadınları güçlendirme ilkeleri doğrultusunda özellikle kadına şiddet konularıyla ele alınan tüm çalışmalara öncülük ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kadınları güçlendirme ilkeleri, iş dünyasında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için yol gösterici prensiplerden yola çıkarak belediyenin tüm imkanlarını bu yönde kullanıyor. Aksaray Belediyesi, iyi bir kurumsal vatandaş olmanın gerektirdiği doğru cinsiyet politikaları kapsamında kadına şiddet olaylarını önlemek için yürütülen çalışmalara öncülük ediyor. Dünyanın başlıca sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddeti önlemek için Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve diğer kurumların güçlü bir aile yapısına destek olmak amacıyla açtığı seminer ve kurslara rağmen ne yazık ki kadına şiddet olaylarının önüne bir türlü geçilemiyor. Geçtiğimiz yıl Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin sorumluluk alanlarında aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet kapsamında meydana gelen 836 olayda 257 önleyici tedbir kararı ve 224 koruma kararı verildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin sorumluluk alanlarında ise aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet kapsamında meydana gelen 59 olayda 41 önleyici tedbir kararı ve 18 koruma kararı verildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 895 aile içi şiddet olayına müdahale edildi. 242 kadın ise koruma altına alındı. Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde mesai kaydırma ve vardiya branş polikliniği uygulamasını başlattı. İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ve acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemeleri içeren genelgeye göre Aksaray Araştırma ve Eğitim Hastanesi acil servisinde uygulamaya geçildi. Acil servise başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve yeşil alanda muayene olması gerekenlere yeşil alan bir kodu veriliyor ve bu hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanıyor. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşlarıyla hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar içinde acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla yeşil alan 2 koduyla mesai kaydırma veya branş polikliniği uygulaması yapılacak ve uygun hastalar sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin trajla branş polikliniklerine yönlendiriliyor. Acil servislerdeki hasta gözetimi sürelerinde de düzenlemeye gidildi. Kısa müşahede süresi 2 saati geçmeyecek şekilde planlanan 2 saatten fazla acil gözlem veya tabip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanıyor. Aksaray Belediyesi doğaya ve insana verdiği önem ve saygıyı her alanda göstermeye devam ediyor. Budama mevsiminin de gelişiyle Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi tarafından budama mevsimiyle birlikte ağaçlarda sağlık, güvenlik ve form budama çalışmalarına başlandı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan ve belediye sorumluluk alanında yer alan ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için budama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Belirlenen program çerçevesinde son olarak Coğlaki Mahallesi'nde bulunan ağaç budama işlemleri tamamlandı. Aksaray Belediyesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler kapsamında bu hafta sonu sizleri Evvel Zaman İçinde adlı çocuk tiyatrosuyla buluşturuyor. Aksaray Belediyesi çocuklar için yapılacak her şeyin çok büyük bir özen ve sorumluluk duygusuyla yapılması gerektiğine inanıp Türkiye'de bu alanda verilen en önemli ödülü Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü almış olan Evvel Zaman İçinde adlı çocuk müzikalini çocuklarla buluşturuyor. Evvel Zaman İçinde adlı tiyatro oyunu çocuklarla yolculuğa çıkarak canlı müziğin eşlik ettiği tümüyle çocukların hayal gücüyle tasarlanan oyun 3 Şubat Cumartesi günü tek seans olarak saat 11'de Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Evvel Zaman İçinde müzikaline 7'den 70'e herkes davetlidir. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz.
Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.